Rektör atamasını bahane ederek yasa dışı gösteriler düzenleyip polise saldırı, DHKPC marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi. Daha önce terör örgütü DHKPC marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde son olarak Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilerek provokasyona imza atılmıştı. Son olarak üniversitede yasa dışı gösteriler düzenleyip polisle çatışan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan çok sayıda kişinin ise öğrenci bile olmadığı ortaya çıktı. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışan kirli ellerin bu oyununu ve amaçlarının ne olduğunu şimdi sizlere anlatacağız. Rektör atamasını bahane ederek tıpkı Gezi sürecindeki ağaçlar gibi bunu arkasına sığınacak bir kalkan olarak kullanarak gösteri yapmaya başladılar. Öğrenci oldukları ve öğrenme niyetinde olup olmadıkları çok tartışmalı. Bunların içinde yasa dışı örgüt mensubu bir takım elemanlar sızdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu haini de bunların gösterisine destek verdi. Gezi kalkışmasını kutsayan Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'li hainler gibi Kaftancıoğlu da burada hemen türedi. Onlar öğrenciler demokratik direniş hakkını kullanıyor dediler. Biz de ne demokratik direnişi? Danimarka'da gösteri yapan öğrenciden bahsetmiyorsunuz. Burası Türkiye. Bu topraklarda yaşamak bedel ister. Bu topraklarda uyanık olmak bir zorunluluktur. Bu yapılan bir destabilize operasyondur. Türkiye'yi destabilize etmek için kalkışılan bir harekettir. Bunun devamı gelecektir diyerek buna karşı çıktık. Nitekim dün bunlar tarafından rektörlük binasının çevrelendiğini gördük. Gezi'de Taksim'i sözde işgal eden, disiplinden geliyor ya onlar, aynı fraksiyonun rektörlük binası çevresini işgal girişimini gördük. Fakat polis kuvvetlerimiz sağduyulu bir şekilde teröre destek veren bu yuvalar hakkında gereğini yapmıştır. Bu işgal girişimleri, çembere almalar, demokratik hak ve yürüyüş kanununa uygun bir hareket olarak addedilemez. Bu tamamen Türkiye'yi destabilize, terörize etmeye çalışan harekettir. Vatandaşlarımızı çok büyük hassasiyet gösterdiği bir mesele var. Kabe-i Muazzama'nın fotoğrafını bunlar yerlere serdiler utanmadan. Kabe-i Muazzama'yı yere koyan zihniyetin ellerini bu aziz millet kırar. Yani o zihniyete büyük öfke duyar. Bunlar milletimizi hassasiyetlerini bildikleri için provokasyon peşindeler. İnsanları sokağa çekme, çatışma ortamı oluşturma gibi düşünce peşindeler. Milletimiz tabi uyanıktır ama milletimizin sabrına da güvenmesinler. Milletimizin kutsalına hareket etmekten kendilerini alıkoysunlar. Bu emperyalci, küreselci çeteler bu işlerden zararlı çıkacaktır. Kendilerini adeta hak savunucusu olarak ön plana atan LGBT ve feminist derneklerin bu tür değerlere saldırılarda her zaman en önde olmaları da koskocaman bir soru işaretidir. Sadece Türkiye'de değil, ulus devletleri zayıflatmak için küresel güçlerin piyasaya sürdüğü paryalardır bu dernekler. Bu derneklerin hak mücadelesiyle falan alakası hiç yoktur. İşte yine burada milletimizin bir manevi değerine hakaret etmek için bunların paçavralarını Kabe-i Muazzama etrafına sermişler. Bu mihraklar gece gündüz bu milleti nasıl irrite ettirebiliriz, fay hatlarını nasıl oluşturabiliriz gibi toplantılar yapıyorlar. Benim anladığım kadarıyla ama söylüyoruz, hep söylüyoruz. Bunların topu gelsin. Milletimiz bunlara pabuç bırakmaz. Polisimiz de bunlara gereğini yapmıştır. Onları da tebrik ediyoruz. Avrupalılar şunu bilsin ki bizim milletimiz Kabe-i Muazzama'nın üzerine koydukları o paçavraları bir fikir özgürlüğü olarak görmüyor. Burada Avrupa Birliği'nin o kokuşmuş değerlerini Türk milletine dayatmanın bir manası yoktur. Bu rasyonel de değildir. Zaten bu eylemcilerin hami olarak gördükleri de Batı. Ama bu millet Batı'nın beyanlarını buruşturup atar. Buradan zararlı çıkan o değerlerimize dil uzatanlar olur. Milletimize bir zarar gelmez. Bu marjinal küçük toplulukların sesleri çok fazla çıkar. Büyük ve sağduyulu kitleler daha sessizdir. Burada 15 binden fazla öğrenci içinde, gösteriler içinde bulunan 200-300, maksimum 500 kişiden bahsediyoruz. Yaklaşık 1000 öğretim üyesinden 40 tanesi falan durma eylemleri yaptı. Bunların genele hükmetmediğini görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi kötüdür yaklaşımı yanlıştır.
Boğaziçi'nde olan biteni daha önce yaşadık. Bu filmi seyrettik. Türkiye'yi karıştırmak isteyen eller bazı noktalardan çevreye girerler. Boğaziçi'ndeki olay masum bir öğrenci hareketi değil. Bir kere olayların içinde neredeyse Boğaziçi'nin öğrencileri yok. Gözaltına alınanları görüyoruz. Bunların içinde her türlü dernekten, örgütten, Ankara'dan, Samsun'dan, Eskişehir'den, İzmir'den insanlar var. Boğaziçi öğrencisini büyüteçle arıyorsunuz. Bu maksatlı bir hareket. Bu hareket sırasında da kanunsuzluk yapılıyor. Rektörlüğün önünü kapatıyorlar. Sokağa çıkma yasağını ihmal ederek gösteri yapıyorsunuz. İşgal girişiminde bulunuyorsunuz. Yakalanan eylemcilerin attıkları sloganlar da ortada. 50 yıldır aynı sloganları duyuyoruz. Bu eski bir yemeğin ısıtılıp önümüze konması gibi bir durum. Bilmeyenler de sofraya oturuyor işte. Muhalefet de maalesef bu işe sahip çıkıyor. Ama toplumda bir karşılığı yok. Arkalarından giden yok. Ama Ali Babacan gibi bir isim orada Kabe'nin fotoğrafı ayaklar altına serilirken bunu basit bir olay gibi değerlendiriyor. Üzerinde durmuyor ve bu sözde öğrenci hareketine destek oluyor. Ahmet Davutoğlu da aynı şekilde eylemlerin arkasında. Muhalefet de ayrıca çok çirkin bir tavır ortaya koyuyor. Meseleye buradan bakmak lazım. Türkiye yine kirletilmeye çalışılıyor. Herkes LGBT'ye odaklanınca işin içine birden Kabe girdi. Yani İslam'a karşı bir saldırı ortaya çıktı. Diğer yandan da üniversitelerin özellik tartışması devam ediyor. Bu tartışmaların hepsini bir araya getirip onların sosyal medyası üzerinden dünyaya aktardığınızda ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor. Aklı selim insanların tepkileri sosyal medyada pek yer bulmuyor ama bunların bir kampanyası bir anda 2000 kişiyle gündem olabiliyor. Bu olaya verilen tepkiler görünmüyor ya da görmezden geliniyor. Sadece bu olay için geçerli değil. Mesela Siyonizme karşı bir kampanya başlatsanız da görünmeyecek. LGBT trollerinin de araya girmesiyle bir anda gündem olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan kargaşayı. Diğer üniversitelere taşıma çabası içindeler. CHP ve FETÖ zaten bu süreçte yangına körükle giden bir tavır içinde. Üniversitelerin bu olaylara nasıl tepki vereceklerini şu anda bilemiyorum. Medya ise kendi içinde sorunları olan bir yapı. Siyasi partiler içinde de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani çok bilinmeyen bir denklemle karşı karşıyayız. Zaman ve mekan şartları gezi şartları kadar yeterli değil. Olayların bütününe baktığımızda ortada can sıkıcı bir durum var. Bir yandan İslamofobi, diğer yandan LGBT tartışmaları. Öte yandan üniversitelerde özellik isteği. Dikkatli olmamızda fayda var. Her şey göründüğünden ibaret değil. Sanki birileri düğmeye bastı. Siz yoksa bu gösterileri sadece bir üniversitede özgürlük tartışması mı sandınız? Evet, şimdi bu hainler her türlü böyle hainlikte, ihanette çok güzel birleşebiliyorlar sosyal medyada özellikle trolleri vasıtasıyla. Ama bizim kesim, yani bunlara karşı çıkan kesim ise ne yazık ki yine birleşemiyor. Ne yazık ki. Mesela sosyal medyaya bakın. En çok bunlar birleşiyor. Yani onlara karşı çıkan bizim kesimimiz ne yazık ki yine görmezden geliyor. Yine bir konu hakkında birleşemiyorlar. Bizim Kabe'mizin resminin üstüne LGBT paçavrasını koyuyorlar. Normalde ne olması lazım? Sosyal medya hesaplarımızdan bunlara haddini bildirmemiz gerekir değil mi? Hashtagleri bunlar yapıyorlar. Her türlü kötü, ihanet, böyle vatan hainliği ne varsa her türlü böyle olumsuz şeylerin hashtagini yapıp hashtag'i trend yapabiliyorlar. Ama bizimkiler, bizim kesimimiz ne yazık ki yapamıyor. Çünkü daha önemli işleri var. Uyumak, görmezden gelmek, internette, sosyal medyada boş işlerle uğraşmak, boş işlerin müdürü olmak. Hep bu yüzden kaybediyoruz. Bari şimdi bir adım atalım. Kabe'mizin üstüne bu paçavrayı serenlerin, LGBT paçavrasını serenlerin haddini bildirelim. Nasıl bildirelim? En azından sosyal medya hesaplarımızdan bunlara tepki gösterelim. Bir hashtag yapalım. Bu videoyu da izledikten sonra paylaşalım. Daha çok insana sesimizi duyuralım. Artık duyarlı birer vatandaş olalım. Birer vatansever olalım.